PKK ile savaşıyorlar. Akşamları göz göze geliyorduk çocuklar. Şu anda herkes evdece akşam yemeklerinde, Amerika'da da bu üstü araştırma yapılmış. Akşam yemeklerinde herkes cep telefonları var. Kopunca da işte Sibirya. Maliyeti 700 milyar dolar. Pardon. Bak şu şekilde. Bir kere bir daha asla ben bağımlı olmam. İstersen bırakırım bu meret. Bağımlılığın fizyopatolojisi bu. Sigara alkol tarafı akciğer. Yani dedim akciğerli. Şok oldum. Biz bunu günde kömür oluyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Şöyle, 50 işçi bir babanın çocuğuyum. Manisa Turgut'ta ev yaptırdık. Ev yaptırdık. 8 ay boyunca elektrik çektiremedik. Para yok. Mum ışığında ders çalıştım. Ama şimdi ben çocuğuma ders çalıştırdığımda zorluk çekiyorum. Yani. Peki o zaman hayatın anlamı nerede? Hayatın anlamı zorluklarda gizli. Ne kadar zorluklara dalarsan o kadar çok hayatın anlamını buluyorsun. Sorumluluk aldıkça, bunu çocuklarınıza söyleyin arkadaşlar, sorumluluk aldıkça özgürleşiyor insan. Özgürleştikçe de daha az korkuyor, daha az korktukça daha çok seviyor. Allah korusun mesela evlendiğin geç çocuğun olmadı, 10 yıl sonra çocuğun olacak. Menopoza giriyorsun, çocuğun olmuyor. Şimdi belki bu tehlike pek yaygın değil ama gelecekteki gençlerde bu var. Çünkü kızlarımız, yani liseleri geziyorum, berbat bir durumda. Herkes sizlere geçiyor. Ha bunu biz nasıl engelleriz? Ancak şöyle engelleriz. Ben sana örnek oluyorum, ben bırakıyorum, senin eğitimin için diyeceksin, çocuğu motive edeceksin bu şekilde. Başka bir türlü olmaz. 70 yaşında eklem ağrıları çeker kadınlar, kemik erimesine bağlı. Şu anda sigara içen kadınlarda 50'sinden sonra başlıyor eklem ağrıları. Durumun artıyor. Her yazdığım 3 ilaçtan birisi arkadaşlar, mide ilacı. Diyorum arkadaşlar, Türkiye'de şeker hastalığı ortalaması şu anda %15. Suni gıdalar, artık sigaranın artmasından dolayı şeker hastalığı artıyor Türkiye'de. Sigara içiyorum dedim. 38 yaşında adamın cinselliği bitmiş. Deneyin sonucunda kişi öleceği için bu deneyi Afrika'da yapıyor.